Merhabalar, ben Murat. Bugün sizlere podcast yapanların gerçekten çok işine yarayacağını düşündüğüm bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamanın ismi Audacity ve bu uygulamanın yaptığı şey sesteki boşlukları keserek sizin montajda harcayacağınız zamanı bayağı bir azaltmanızı sağlıyor. Audacity programını çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Hatta nasıl bulacağınızı göstereyim. Herhangi bir internet tarayıcınıza girip internet tarayıcınızın arama kısmına Audacity yazıyorsunuz ve Enter'a tıklıyorsunuz. Daha sonra burada gördüğünüz Download Audacity çıkıyor ilk başta. Buna giriyorsunuz ve buradan Windows 10 için kullanacaksanız Windows 10 için, Mac OS için kullanacaksanız da Mac OS için indirebilirsiniz. Ya da aynı şekilde Linux için de var. Sisteminiz hangisi ise ona göre indirip kurabilirsiniz. Kurulumu cidden çok basit. Next, next, next yapıp geçtiğiniz bir kurulumu var. Şimdi size programda bu size söylediğim işlemi nasıl yapacağınızı göstereyim. Şimdi size öncelikle Audacity'yi birazcık anlatmam gerekiyor. Burada gördüğünüz kayıt tuşundan kayıt yapacaksınız ve bastığınız zaman kaydetmeye gördüğünüz gibi başlıyor ve gördüğünüz gibi de aralarda ben birazcık boşluk bırakıyorum. Size de tam nasıl kestiğini gösterebilmek için. Konuşmadığım zaman gördüğünüz gibi burası tamamen boşluk oluyor. Şimdi edit programlarında gerçekten çok fazla bunu yapmak için, bu boşlukları kesmek için harcayacağınız zamanı gerçekten çok aza indirmiş oluyorsunuz. Çünkü sizin için bayağı hızlı bir şekilde yapabiliyor bunu. Şimdi bunu kaydettikten sonra durduracaksınız. Bu arada bu dediğimi aynı şekilde bilgi videoları çeken insanlar da kullanabilir. Render sürelerini azaltmak için. Örneğin şu şekilde kullanabilirler. Boşlukları keserler, anlatacaklarını anlatırlar. Daha sonra edit programından örneğin resimler vesaireler ekleyip render alabilirler. Böylelikle de bayağı süre kazanmış olurlar. Şimdi bu programdaki boşlukları nasıl keseceğinizi göstereceğim. Öncelikle buradaki ne kadar ses varsa hepsini seçmek istiyorsanız Ctrl A kombinasyonunu kullanacaksınız ve bütün hepsini seçeceksiniz. Ve etkiler kısmına geleceğiz. Daha sonra buradan sessizliği Buda kısmına geleceğiz ve basacağız. Burada sizin çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Fakat değiştireceğiniz kısım şurası. Süre kısmında gördüğünüz gibi 0.1 yazıyor. Siz bu süreyi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Örneğin hemen hızlı bir şekilde orayı kessin. Mesela siz konuştunuz, konuşmanız bitti. O kısımda direktmen kesiyor. Eğer bunu biraz daha uzatmak isterseniz 0.2, 0.3, 0.5 bile yapabilirsiniz. Ama ben size genelde 0.2 öneririm. Daha iyi oluyor. Tamam'a tıklıyorsunuz ve direktmen gördüğünüz gibi yaptı. Bayağı hızlı bir şekilde. Yine gördüğünüz gibi bazı yerlerde arada boşluklar var. Bunu da şöyle yapacaksınız. Etkiler kısmına tekrar geleceğiz. Sessizliği bu da diyeceğiz. Ve aynı şekilde aşağı tarafı da değiştirmemiz lazım. Aşağı tarafı da 2 yapalım. Tamam diyelim. Ve gördüğünüz gibi o boşluklar gerçekten bayağı bir azaldı. Bu arada burası bayağı büyük durduğu için size böyle boşluk bayağı fazla varmış gibi duruyor. Gerçekte böyle değil. Hatta dinleyelim. Aynı zaman kaydetmeye gördüğünüz gibi başlıyor. Ve gördüğünüz gibi de aralarda ben birazcık boşluk bırakıyorum. Gördüğünüz gibi eğer siz konuştuğunuz zaman bu arada bunu daha da azaltabilirsiniz. Dediğim gibi 0.1 de yapabilirsiniz. Onu da geri alıp göstereyim. Etkiler kısmına gelip buradan sessizliği Buda'ya tekrar tıklıyorum. Ve süreyi 0.1 yapıyorum. Daha sonra tamama tıklıyorum. 0.1 de bizi daha fazla bekletiyor. Ama gördüğünüz gibi boşluklar neredeyse yok denecek kadar az. Hemen böyle bakalım. Gibi de aralarda ben birazcık boşluk bırakıyorum. Size de tam nasıl kestiğini gösterebilmek için. Konuşmadığım zaman gördüğünüz gibi burası tamamen boşluk oluyor. Gördüğünüz gibi sessiz kısımlar cidden yok denecek kadar az. Ve bunu 1-2 saniye içinde yaptı. Bu süreler, yani bu yapılma süreleri sizin bilgisayarınızdaki donanıma göre değişiklik gösterebilir. Ben de 2 saniyede oluyorsa, sizin bilgisayarınız eğer benimkinden daha düşükse, sizde 6 saniyede de olabilir, 7 saniyede de olabilir. Fakat hiçbir zaman sizin edit programında uğraşacağınız kadar uğraştırmayacak. Olmayacak. Hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi yaptık. Bunun bir podcast olduğunu düşünürsek cidden hızlı bir şekilde aradaki boşlukları kestik ve başarılı da kestiğini düşünüyorum şahsen. Ama benim kullanım önerim size sessizliği Buda'dan 0.2 saniye olur her ikisi içinde, çünkü 0.1 saniye birazcık fazla kesiyor. Arada hiç boşluk kalmıyor. O da biraz gerçeklik dışı oluyor. Gördüğünüz gibi de aralarda ben birazcık boşluk bırakıyorum. Size de tam nasıl kestiğini gösterebilmek için. Gördüğünüz gibi bu normal konuşma düzeyindeymiş gibi oluyor ve gayet iyi. 0.2 saniye. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca bunun çok daha güzel bir özelliği daha var. Bunları yaptığınızı varsayıyorum. Bunları yaptıktan sonra gördüğünüz gibi arkadan bir tıs sesi geliyor. Premiere Pro'yu örnek alırsak edit arkadan bir arka plan sesi geliyor tıs diye. Bu tıs sesini de bu program sayesinde yine yok edebiliyorsunuz. Bu sayede de kaliteli podcastler yapabilirsiniz. Onun da şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. Yine sesinizdeki bir boşluğa geliyorsunuz. Örneğin şurası boşluk. Şöyle seçiyoruz mouse'umuzu sola doğru götürerek. Daha sonra etkilere geliyoruz. Gürültü azaltma.
görüntü profiline getir diyoruz. Daha sonra CTRL'ler kombinasyonuyla bütün hepsini seçiyoruz. Daha sonra etkilere girip tekrar görüntü azaltma diyoruz ve bu sefer tamama basıyoruz. Gördüğünüz gibi bir değişiklik oldu ama çok fark edilmiyormuş gibi gözüküyor. Fakat ben bu kaydı açtığım zaman, kaydetmeye gördüğünüz gibi başlıyor. Ve gördüğünüz gibi de aralarda ben birazcık boşluk bırakıyorum. Gördüğünüz gibi o tıs sesi gitti. Bunu birkaç kere daha yapabilirsiniz ama 3'ten fazla yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü ses boğuklaşmaya başlıyor. Ben en fazla 1 veya 2 öneriyorum. Daha fazlasını yapmayın. Çünkü ciddi manada ses bayağı boğuk gelmeye başlıyor bir süreden sonra. Gördüğünüz gibi hiç arka plan sesi gelmiyor. Hiçbir ses gelmiyor. Gerçekten çok güzel. Bu kaydı da almak istiyorsanız, yani edit programında sonuç olarak üstüne bir video da eklemeniz gerekiyor. Bu yaptığınız kaydın çıktısını almak istiyorsanız da sol üstten dosyaya geliyorsunuz, dışa aktar diyorsunuz, MP3 olarak dışa aktar diyorsunuz ve masa üstüne gelip herhangi bir isim girebilirsiniz. Ben size ekli çift kanallı, değişken hızı hızlı ve kaliteyi de Insane 320 kilobit öneriyorum. Çünkü bana kalırsa böyle daha iyi oluyor. Dosya adını da yaptıktan sonra kaydede bastığınız zaman tamam deyip dışarı çıkartıyor. Gördüğünüz gibi masa üstüme geldi. Bu şekilde eğer podcast yapmak istiyorsanız size gerçekten aşırı fazla zaman kazandırabilecek bir uygulama bu. Ayrıca da sesinizi daha kaliteli hale de getirebiliyorsunuz bu program sayesinde. Umarım yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Günler. We'll be right back.